Filmlerimiz boyunca açıkça gördüğümüz gibi faşizm insanlığa büyük felaketler getirmiş bir ideolojidir. Milyonlarca insanın ırkları nedeniyle öldürülmesine, işkenceye uğratılmasına ve İkinci Dünya Savaşı gibi bir trajedinin yaşanmasına sebep olmuştur. Ortaya çıktığı her yerde bir korku toplumu meydana getirerek tüm insani değerleri yok etmeye girişmiştir. Günümüzde özellikle Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde yaygın bir rejim olarak Batı dünyasında ise giderek güçlenen ırkçı eğilimlerle ve neo-Nazi örgütlerle karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan faşist kültür pek çok ülkede sokaklara yayılmakta, şiddetten ve kan dökmekten hoşlanan barbar kitleler meydana getirmektedir. Bu nedenle tüm dünya çapında faşizme karşı fikri bir mücadele gerekmektedir. Faşizmin ortadan kaldırılması için asıl olarak putperestlik, Darwinist çatışma kavramı ve Darwinist ırkçılık gibi hurafelerin fikri anlamda yok edilmesi zorunludur. Bunun içinse insanlara sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, hoşgörü, adalet gibi temel ahlaki kavramların öğretilmesi ve aşılanması gereklidir. Bu kavramların kaynağı ise Kur'an'dır. Faşizm insanlara karşı savaşı, şiddeti, kan dökmeyi, ırkçılığı telkin ederken Allah'ın bizler için belirlediği Kur'an ahlakı barış ve huzur dolu bir dünyanın temellerini tesis etmektedir. Bu ahlakla yoğrulan bir toplum ne faşizme ne de onun kızıl versiyonu olan komünizme geçit vermez. Türkiye bu konuda güzel bir örnektir. Faşist ve komünist ideolojileri ülkemize ihraç etmek için yürütülen çabalar kalıcı bir sonuç vermemiş ve Türkiye her iki totaliter ideolojiden de uzak kalmıştır. Bunun en büyük nedeni İslam'ın Türk toplumuna kazandırmış olduğu temel ahlaki değerlerdir. Aslında Türkiye hem bu değerlerin temsilcisi hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak tüm dünyada faşizmin önünü kesecek bir model oluşturabilir. Faşist vahşetle dolu olan coğrafyalara bir zamanlar Osmanlı'nın yaptığı gibi barış ve huzuru yeniden getirmek, ancak dini değerlere inanan, bu değerlerden aldığı ilhamla politika yapan bir ülke tarafından başarılabilir. Umulur ki bu gerçekleşecek ve Allah'ın yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Ayetiyle işaret ettiği liderler dünyadaki faşist bozgunculuğu 21. yüzyılda bertaraf edeceklerdir.